Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalıpat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Kendisi ziraat mühendisi. Aynı zamanda proje yöneticisi. Ayşe Ündevli. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Bize kendinizi bir anlatır mısınız? Tabii ki de. Ne yapmaktasınız? Nereye doğru evrilecek mesleğiniz ve siz? Bize onları anlatın lütfen. Aslında tarım sektöründe başlayan hikayemle şu an e-ticaret ve onunla birlikte startup çalışmalarıyla birlikte aslında yürütüyorum. Bunun nedeni tarım sektörünün aslında dediğiniz gibi ilerleyişi ciddi anlamda değişiyor. Çünkü artık teknolojisiz bir tarım düşünülemez. Özellikle blockchain, algoritmik olarak yapay zekanın büyük ölçüde faydalandığı bir sektör. Topraksız tarımdan bahsediyorlar. Tabii ki de. Teknoloji öyle bir hale getirdi ki. Mesela acaba bunu ben düşünüyorum. Hani Mars'a gitmek için böyle bir şey mi, gerekçe mi uyduruyorlar falan diye. Çünkü insanoğlunun ömrü, mesela Mars'a gitmeye kalksanız 7 ay sürüyor. 7 ay giderken ne yiyecek, ne içecek. Bir de şöyle çok komik bir şey varmış. Mesela eğer yer çekimi ortamı oluşturmazsanız insanoğlunun mesela bazı organları, kasları, iskelet sistemi değişebiliyormuş. Mesela diyor ki bir uzman konuşuyor. Biz diyor 7 aylık yolculukta diyor belki de Mars'a adım atamayacağız diyor. Çünkü sistem öyle bir hale getirecek ki bizi diyor. Orada yer çekimsiz ortamda diyor. Bir kere kan dolaşımımız çok etkili olacak diyor, değişecek diyor. Kaslarımız zayıflayacak diyor. Hani istediğiniz kadar jimnastik yapın diyor şeyde diyor, uzayda diyor. Yolculuk sırasında. O yüzden mesela suni yer çekimi oluşturan cihazlar üretmişler. Çeşitli bilim insanları. Şimdi bu aynısı bitki üretiminde ya da gıdaya yönelik bitkilerin oluşturulmasında teknoloji bizi nereye doğru evirecek ya da nereye doğru gideceğiz? Siz mesela bir ziraat mühendisi olarak ne görüyorsunuz? Ülkemiz açısından ne görüyorsunuz? Yani biz eskiden tarım ülkesiydik, hayvancılık ülkesiydik. Şimdi aynı şeyden bahsedemiyoruz galiba, doğru mu? Evet, aslında sadece Türkiye'de değil aslında tamamen diğer ülkelere de baktığımızda aynı sancılar yaşıyorlar. Kanada'ya gittiğimizde su altında tarım üretimi üzerine çalışıyorlar. Türkiye'ye baktığımızda da birçok alanda aslında geriye doğru gidiyormuşuz gibi görünse de şöyle bir nokta var. Dediğimiz gibi teknolojinin topraksız tarım, dikey tarım aslında daha kısa sürede ve daha verimli ve kaliteli ürün elde edebilmemize neden oluyor. Ve özellikle Z kuşağının da aktif olarak tarımda yer alabilmesi, geleceğinin tamamen nüfusun artarak gitmesi ve gıdadaki ısraf sayısının da aynı şekilde artmakta. Ama bununla beraber su kıtlığı da var. Bunların tamamı birleşenler zaten tarımda ciddi bir büyük bir etken yaratıyor. Bu etkileri göz önüne aldığımızda teknolojiyle birlikte tarıma birleştirdiğimizde biyoteknolojinin de burada ciddi bir faktör olarak hani ele aldığımızda genetiğinin değiştirilmek zorunda kalınan birçok bir üretim tarafındaki bitkilerimiz var, tohumlarımız var. Israf çalışmaları gittikçe biyoteknolojide ağırlıklı olarak üzerine ele alınan bir konuyken aynı şekilde Türkiye'de bu tarafta hem tamamen biyoteknoloji olsun, işte topraksız tarım içerisinde, dikey tarım içerisinde hızlı bir şekilde aslında evrilmeye çalışıyor. Peki şimdi endemik tarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle aslında şu anki iklimi düşünerek baktığımızda geriye dönük hani düşüncelerimiz de maalesef açıklanamıyor. Çünkü önceden çok spesifik olarak tanımlanabilen, bilimsel olarak tamam akademik çalışmaları görebiliyoruz. Ama günümüzde iklim değişkenliğini gözlemlediğimizde tamamen bu durum mesela Akdeniz'de hiç daha önce yetişmeyen arta bitkiler çok rahatlıkla yetiştirilebiliyor ve ihracat tarafında yer alabiliyoruz, söz sahibi olabilecek noktada. Örneğin avokado gibi. Ürünler. Yani bu yüzden egzotik sebzeler, meyveler üretiliyor artık Türkiye'de. Evet. Yani aynı derecede etkili oluyor mesela. Şimdi ithal muzla yerli muz arasında mutlaka fark. Yemişsinizdir siz muz. Şimdi
Diyorum ki acaba havasından, suyundan mı? Toprağından mı? Mesela aynısı hurma için. Mesela benim bahçem var. Bu arada söyleyeyim 100-120 tane de ağacım var. Bunun içinde meyve ağaçları da var. Ben seviyorum mesela ağacından meyveyi kopartmayı, yemeyi. Geçen gün mesela pazarlık yaptım kayısı ağacımla. 3 senedir vermiyor. Dedim ki eğer vermezsen seneyi kesiyorum seni dedim. Kayısı ağacı bunu duydu mu duymadı mı bilmiyorum ama küstü. Yani mutlaka belki bende eksik bir şey vardır. Yani o ağaca yeteri kadar dikkat vermediğim için. Ama sonuçta yani varlığı var fakat içeriği zayıf olduğu zaman, ürünü alamadığınız zaman siz de hem yaptığınız işten soğuyorsunuz hem de boş boşuna emek harcamış oluyorsunuz. Şimdi siyaseten bazı mesela ürünlerin Türkiye'de ekimine izin veriyorlar. Bu bazen mesela tarımla ilgili haberler ekrana geliyor. Bu haberlerde mesela işte diyor ki tüketicinin elinde kaldı ya da tüketici boşu boşuna diyor, ekti diyor filan. Siz bir ziraat mühendisi olarak Türkiye'nin tarım politikalarını siyaseten sormuyorum yalnız. Ne yapması lazım tarımda Türkiye? Ya öncelikle şu tarafta üreticinin gerçekten etki yaratabilmesi, özellikle ekonomik tarafında çünkü tarım dediğiniz şey, dediğiniz gibi bu yıl bu kadar verim almışsınızdır. Diğer sene aynı verimi alabilme ihtimaliniz söz konusu olmayabilir. Çünkü ürettiğiniz ürün de, örneğin zeytinden örnek verelim. Bir sene çok iyi bir şekilde gider ama hava o kadar kötü bir yanda don olayları yaşanır ve bir sonraki sene yarısından fazla girdi maliyetinizi bile kurtaramayacak düzeye gelebilirsiniz. Bu şartlar içerisinde sürekli olarak dinamik bir şekilde gidebilmesi için devlet tarafından politikaların tamamen desteklerinin daha ciddi anlamda oranla arttırılması gerekiyor. Ve bu insanlara özellikle de nasıl, ne zaman bu teşvikleri uygulaması evet. ve alması gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Çünkü bunu da çok fazla şahit oluyoruz. AB projeleri olsun, farklı birçok fon çalışmaları ve devlet tarafından da özellikle sağlanan destekler mevcut. Ama çiftçi bundan haberdar olmayabiliyor. Çünkü köydeki bir insan bunu haberdar olmayınca aslında asıl üretici kendisi, bizzat o dediğiniz işte özlem duyduğunuz ürünler üreticisini sizler bu ilgili bilgiyi aktaramadığınızda her şey aslında kopuyor. Bu yüzden üreticinin her zaman en baştaki insanla bile çok rahat iletişim kurabilmesi gerekiyor. Çünkü burada sınıfsal bir ayrım yok. Burada yapılacak çalışma hepimizin aslında doğru. ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi siz proje yöneticisiniz. Yaptığınız bir kere ne tür projeler üretiyorsunuz? Bir de yaptığınız projelerin içeriklerini anlatır mısınız bize? Ben aslında çok farklı projelerde başladım. İlk başta tarım sektörü içerisinde işte Aydın Koçarlı'da da çam fıstığı üretimi çok fazladır. Bir de ikinci olarak İzmir Bergama bölgesinde. Bunun dışında Türkiye'de de çam fıstığı ciddi oranda bulunmamaktadır. Ve bu miktardaki çam fıstıkları ihracat yapılır ve ciddi ham madde üzerine. Herhangi bir onun dışında bir işlenmiş bir şekilde satış maalesef çok düşük. Genel anlamda zaten ihracatımız ham madde olarak gerçekleşiyor. Bu yüzden de bizim aslında dolar gelirimiz maalesef düşük oluyor özellikle tarım tarafında. Bunu yönelik biz inovasyon iş fikirleri üretmek üzere direkt burada üretici tarafındaki kişilere ön ayak oluyoruz. Burada zaten bir hibe programı var, zaten bir teşvik var. Siz bunları kendinize entegre edebilirsiniz. Bu yolculukta sizleri destekliyoruz gibi. Bu gibi çalışmalarda spesifik olarak yer edindim. Ardından yine tamamen uluslararası öğrencileri ve özellikle de destek alınması gereken işte yine çiftçileri eğitmek üzere de tamamen köy köy gezerek insanları eğitmeye çalıştım. Burada da aynı şekilde. Çünkü sigortacılık da tarımda sigortacılık da çok önemli. Buna yönelik de insanları eğitmek için de projeler oluşturduk. İnsanların bilmesi için. Eğer insanlar ayağına gitmiyorsak yani özellikle köydeki çiftçilerin ayağına gitmiyorsak zaten ciddi bir eksiklik var. Yani bunun için de bir proje yaratılması gerekiyor. STK'larla birlikte çalıştık.
bunun için. Bunun dışında yine startup tamamen Azerbaycan'la, İtalya ile birlikte su kıtlığının farkında olduğumuz için, dediğim gibi sadece Türkiye'de, dünyanın her yerinde şu an su kıtlığı üzerine ciddi çalışmalar. Özellikle dünyada zaten %70 tarım sektöründe kullanılıyor sular. O yüzden de bunu verimli bir şekilde nasıl sağlanabilir? Vallahi su dediğinizde aklıma geldi, biliyorsunuz Ukrayna'daki baraj biliyorsunuz patlatıldı. Her tarafı su bastı. Zelenski de açıklama yaptı. Önümüzdeki sene dünya gıda sorunu yaşayabilir diye. Yani çok enteresan. Şimdi Ukrayna'nın ürettiği buğdaya eğer bağlıysa bütün dünya, sıkıntılı. Yani ciddi anlamda tabii ki de burada bir endişe tabii ki de var. Çünkü gıda israfı üzerine aslında ben de kendim tez çalışmamı gerçekleştirmiştim. O yüzden çıplak gözle görünmüyor gibi olan şeyler aslında geçmişte çok daha net de ortadaydı. Ama insanlar bunu göremiyordu çıplak gözle. Ama bunu Ukrayna çok net bir şekilde, aslında çıplak bir şekilde herkese göstermiş oldu. Şimdi bakın mesela raflarda organik adı altında bir sürü şey satılıyor. Şimdi gerçekten siz organik olduğuna inanıyor musunuz? Hayır. Çünkü niye? Tepesinde uçak geçiyorsa, etrafında araba egzozunun dumanı varsa hiçbir şekilde organik değildir. Zaten teknoloji organiklikten uzaklaştırma. Yani o zaman diyorsunuz ki ya bunun derecelendirmesinde en az zararı verebilecek şekilde olursa daha karlı çıkarız diyorsunuz. Şimdi gene tohuma geleceğim konu olarak da, bizim tohumlarımız, yani buğday tohumumuz, özellikle ata tohumu diyorlardı. Böyle bir tohumumuz evet, vardı galiba. Koruma altındaydı, onu çoğaltıyorlardı filan. Bu hiç faydalı çalışmalar bunlar aslında bakarsanız. Kesinlikle. Peki, genetiğiyle oynayan bazı kurumlar ve kuruluşlar var. Ben suçlamak da istemem mesela. Gıda mühendisleriyle, ziraat mühendisleri. Her zaman fikir olarak ayrı 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 düşerler değil mi? Doğru mudur? Evet, genel anlamda evet. Gıda mühendisleri biraz daha işe ticari bakarlar, ekonomik bakarlar. En fazla faydayı almak isterler. Ziraat mühendisleri de daha idealist bakarlar. Daha muhafazakar bakarlar belki. Şimdi siz burada bu görüntü içinde ne hissediyorsunuz? Biz üretici tarafına aslında söz sahibiyiz. Aslında şu ana kadar konuşmanın en başından itibaren hep üreticiyi baskılayarak, vurgulayarak aslında bir noktaya getirmeye çalıştım. Gıda mühendislerin ya da diğer paydaşların aslında burada üreticilerin göz ardı etmesi bizlere aslında birazcık da ayağa kaldıran durum ya da zıtlaşmaya artık neden olan durum bu yüzden. Peki mesela bu genetiğiyle oynamak bana göre cinayet. Size göre nedir? Şu şekilde aslında burada iki nokta var. Bazı noktalarda özellikle değiştirilmek zorunda kalınması var. Bu zorundalık aslında iklim değişikliğiyle ilgili. Aynı ürünü artık önceki kadar dayanıklı olmaması, daha doğrusu daha önce bildiği iklim ya da toprak yapısını artık görmüyor bitki. O yüzden değişmek zorunda. Bunun da zaten en önemli faktörü insanların işte geleceğe gıda konusundaki o kaygılarını azaltmaya yönelik bazı çalışmalar genetik olarak değiştirilmesi zorunlu kalıyor. Ama bunun dışında tamamen bazı deneyler, bazı işte dediğiniz gibi ekonomik amaçlı yaratılan ve üreticiyi düşünülmeden yapılan noktalar dediğiniz gibi bir cinayet durumu. Yani şöyle mesela diyelim ki bir ürün var, ürünün fizyolojik boyutu belli. Ama karşınıza öyle bir ürün geliyor ki devasa. Mesela çilek de var mı? Kocaman kocaman çilekler. Şimdi fizyolojisinde çileğin kocaman olması mümkün değil. Ama kocaman geliyor karşınıza. Şimdi o zaman diyorsunuz ki bu diyorsunuz yapay. Oynanmış diyorsunuz. Doğal olmayan bir şeyi vücut ona refleks göstermesi, alerjik anlamında, bağışıklık anlamında sorun yaratmıyor mu sizce? Yani siz mesela onu çok faydalı bulur musunuz mesela genetiğiyle oynanmış ürünün karşısına, tüketicinin karşısına gelmesini?
Tabii ki de hayır. Çünkü bu noktada en önemli diğer kimin işbirliği içerisinde bunun yapıldığı önemli. Çünkü burada kim fayda sağlıyor? Üretici sağlamıyor ya da aynı şekilde tüketen kişi de sağlamıyor. Demek ki başkaları buna fayda sağlıyor. İşte o fayda sağlayan diğer etkenler burada aslında bizim konuşmamız gereken kişiler. O fayda sağlayıcılar. Yani bunları neden gerçekleştiriyor? İşte o gerçekleştirme gerekçeleri bizleri aslında endişeye neden oluyor. Peki, yine sizin sorularınızdan bir soru sorayım size. Bu proje yönetimiyle ne zaman ilgilenmeye başladınız? Yani hangi Tabii. sebeple? Ya ben aslında bir çiftçi kızıyım. Bu yüzden de zaten hem tarımın içerisinde bulunmuş Süt hem sağmasını bilirsiniz yani. hayvancılık tarafımız yoktu. Yok muydu? Tamamen bitki üzerine, bitki üretimi üzerine. Ne İşte üretiyordunuz? tütün ve zeytin üzerine çok şey, daha ağırlık açık. Tütün ve zeytin. Aynen. Yazın Neresi, tamam. Karadeniz mi? Ay yok, Ege, Ege. Aydın. Ege'de tütün var mı? Tabii. Ciddi bir Peki. şekilde. Yazları tamamen tarlada geçiren bir insandı. Bu yüzden zaten küçüklükten itibaren üretici tarafını çok net görmüş bir insanı. Ve bunu üniversitenin aslında birinci sınıfı itibariyle AB projelerinde tarıma yönelik çalışmalarla ben projelere başladım ve büyük bir hevesle. Çünkü sonucunda gerçekten bir etki gördüğümüzde ister istemez bir sonrakini de geçelim. Yani bir kişi daha bunu öğrensin. Mesela Siz bunu sigortacılığı. misyon haline Tabii getirmişsiniz ki galiba. de. Aynen. Evet, anlıyorum ben sizin konuşmalarınızdan. İdealizminiz bu konuda misyon haline dönüşmüş Aynen. sizde. Peki, projeler oluşturdunuz herhalde. Evet. Uygulamaya koydunuz. Hı. Finalde sonuçlar. Finalde sonuçlar Almanya, Güney Kore gibi ülkelerin ciddi bir desteklediği projeler oldu. Ama Türkiye'den yeteri destek alamamıştık, öyle maalesef. Finansal desteklerden bahsediyorsunuz, değil Evet, mi? finansal. Peki, bu finansal projeleri uygulamaya koydunuz mu? Evet, şu an sadece gelişim amacı. Çünkü uzun süreçli bir çalışma aslında. Biraz önce en başında uzayla da eşdeğer olan bir takım projeler olduğu için öyle kısa sürede bitecek ya da sonuçlanacak projeler değil. Arka tarafı çok geniş olan Geniş olan. projeler. Vallahi yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür. Çünkü aslına bakarsanız bu ülkeye akademik formasyonu tamamlamış, ekonomik gücünü eline almış Türk kadını lazım. Tıpkı Atatürk'ün söylediği, işaret ettiği gibi. Kesinlikle. Yani bilim açısından kafası çalışan, düşünen ve kendini kanıtlamış, bu erkek egemen topluma isyan bayrağını açmış Türk kadını lazım. %100. Kesinlikle. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.